Yavaş yavaş başlayalım programımıza, çok uzatmayalım. Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Dünya Sarılma Günü kutlandı. Belki sosyal medyadan, gazetelerden, televizyonlardan takip etmişsinizdir. Hemen sorayım, Dünya Sarılma Günü'nden haber olan var mıydı? Hayır, harika. Harika ama Dünya Sarılma Günü'ydü, yapacak bir şey yok yani. Biz tabii sarılmayı çok seven bir toplumuzdur. Yani gerçekten de birbirimizi gördüğümüzde, yeni tanıştığımızda, bir efendim canımız sıkıldığında, dertleştiğimizde, yani maça gittiğimizde sevgilimize, anneye babaya sarılmayı severiz. Ya yani o iletişim biçimini seviyoruz. Bunu, bu sarılma işini yola, caddeye, sokağa döken arkadaşlar var. Çok da güzel bir şey yapmışlar. Gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Yoksa bugün buraya onları çağırmazdım. Bunlar bir ekip, bir grup. Hem de bayağı kalabalık bir grup. Sarılmak tek eylemleri değil ama bir sürü eylem yapıyorlar ama sarılmak en güzel eylemlerinden bence bir tanesi. Beyoğlu'na, Taksim'e çıkmışlar. Sarılmak serbest, sarılmak bedava diye pankart kaldırmışlar. Yaklaşık 400'e yakın arkadaş. Şu anda 3 tanesi sağ kalmış. Onları bulabildik, yok. Böyle bir şey yok tabii. Çok da keyifli geçmiş, güzel geçmiş ama nerede oturuyor onlar, bir göreyim bakayım. Evet, buradaki yaklaşık 10 arkadaşımız ama onlar daha kalabalık. Hemen onların elebaşlarını şuraya ben bir alayım. Alkışlarla alalım onları sahneye. Bir müsaade edelim. Evet, sen de hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok harika. İyiyim. Şöyle bir önce bir tabii bir sarılalım bir kez. Evet. Hayır. Tanıyayım abi, seni böyle alayım, bu tarafa alayım. Tanıyayım seni, isim nedir? Tayfun Genç. Tayfun Genç, senin adın nedir? Mikrofonu şöyle tutalım, evet. Senin adın nedir? Serena ben, Serena Akır. Serena Arkır. Serena. Sonu zaten söyleyemiyorum, Akır. Sorun yok, evet. Akır. De, Akır. Akır. Seni tanıyalım, seni tanıyalım. Seni de sonra tanıyalım inşallah, şimdi bugün olmadı. Senin adın neydi? Tayfun. Tayfun, bak ne kadar kolay, ne kadar rahat bir isim. Hiç zorlamaya gerek yok. Tayfuncuğum, bu ekibi kaç kişisiniz siz? Biz İstanbul Flash Mob ekibiyiz. Yaklaşık 6000 kişiyiz. 6000 kişi, evet, yaklaşık 6000 kişi. Harika. Evet. 6000 kişiyi sen mi topladın herkesi internet aracılığıyla? Evet. Topladın. Ne dedin abi onlara? Gelin millete sarılalım mı dedin, ne dedin? Şöyle bir anlatayım ben size. Evet. İstanbul Flash Mob ekibi olarak daha önce ilk başta Donkal etkinliği yapmıştık. Ne etkinliği? Donup kalıyorduk. Ha, yani, donup kalmayı. Evet. Ha, donkal. İstiklal Caddesi'nde bir anda yürürken hayat normalde akarken 4 dakika. Ya şu bizim Avrupa'da falan, Amerika'da izlediğimiz şeyler. Yani caddede bir adam herkes donuyor, herkes onlara falan bakıyor. Ha, evet, metroda İstiklal Caddesi'nde bir anda 4 dakikada donup kalıyoruz. Ve yoldan geçenler bir anda ne uğradıklarını şaşırıyorlar. Harika, şaşırıyorlar. Çok eğlenceli. Artı ikincisi de İstanbul Zombie Walk. Zombi walk, zombi walk, kalabalığın içine zombi olarak mı gittiniz? Evet, evet, zombi severler. Ama şimdi bizim için önemlisi bu sarılma işi. Sarılma etkinliği, evet. 21 Ocak'ta Dünya Sarılma Günü'ydü. Evet. Biz de bunu Taksim'de İstiklal Caddesi'nde sosyal medya üzerinden bir etkinlik sayfası açtım. Evet. Flash Mob ekibindeki bütün arkadaşların hepsini davet ettim. Kaç kişi geldi? 400'e yakın katılımcımız oldu. Evet. Pankartları kaldırdınız, bütün Beyoğlu'nda sarılmak bedava da dediniz ve... O evet. Gün, o güne ait bir video var herhalde elimizde. Bir ufak o videoyu bir görelim, varsa elimizde o günle ilgili. Firaks yapıyoruz. Firaks, insan tanımadığımız insanlara sarılmak istiyoruz. Peki bir şey, yani başınıza enteresan bir şey geldi mi? Yani sarılanlar içinden laf atanlar, sarılmak istemeyenler, kıskananlar. Tabii tabii. Mesela şimdi turistler özellikle çok ilgi gösteriyorlar. Hiçbir şekilde çekinmeden onlar sarılıyorlar. Evet. Bizim halkımız tabii ki ilk başta tedirgin oluyorlar. Tabii bizimki başına geleceği bilir. Onun için evet. Yani öteki rahat da onun için. Özellikle şimdi benim elimde yazılı bir pankart vardı. Esprili bir şekilde kucak var dediler, geldik. Sarılmak bedavadır dedik. Bir teyzenin birine gittim. Teyzeciğim, sarılmak ister misin dedim. Oğlum, niçin sarılacağım dedi. Senin başka işin gücün yok mu falan dedi. ne için yapıyorsun dedi bu etkinliği. Ben de dedim bu etkinlik Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yapılıyor. Senin el titriyor mu? Evet, biraz heyecanlıyım. Evet, çünkü ses senin İbrahim Tatlıses gibi. Yani İbrahim abi gibi yani. Biz bu etkinliği çok önceden beri yapıyoruz da. Yani etkinliği yapma sebebimiz falan diye. İbrahim abiye de buradan selamlar. Evet.
Japonya'da bilim adamlarının sarılmak mutluluk hormonlarını arttırıyor açıklaması üzerine ilk etapta Avustralyalı bir gencin başlattığı bir etkinlik. Harika. Bunu teyzeye söylüyorsun. Teyze evet, ikna mı oluyor? Teyzeye söylüyorum. Tabii korkulu bir şekilde sarılıyor ama sonradan da hani diğer arkadaşlar da birden hep beraber onun üstüne gidince korkuyor tabii ki. Çok güzelmiş. Peki Serena, Serena'ydı değil mi? Evet. Doğru. Serena, sana sarılan oldu mu? Oldu ama şöyle bir şey var. Hani siz oraya gittiğiniz o pankartı açtığınız zaman hani dildirin, ırk hani kadın erkek yaş fark etmeden herkese sarılma talebinde bulunuyorsunuz. Tabii. Ama insanlar aslında hani bakıyorlar size, anlamıyorlar ilk başta. Niye sarılacağım diye. Neden sarılacağınızı anlamıyorlar. Ama siz onlara bir açıklama yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama işte bak bu bize has bir şey yani. Bize böyle bir şey sorduğu zaman biz ne çıkar bunun altından arkadaş? Sarılırız, sarılı kalmayalım. Yani hani buradan beni kucaklayıp eve götürmesinler falan yani. Onun altında bir sürü şey. Sana çok sarılan oldu mu o gün? Çok sarılan aslında size özellikle gelip sarılandan ziyade siz insanların karşısına çıkıyorsunuz. Siz bunu açıklamak zorunda kalıyorsunuz ama hani öyle bir şey ki insanlar sizi orada gördüğü zaman artık bilmiyorum yaydığınız pozitif enerjiden olsa gerek insanlar da size sarılmak istiyorlar. Şunu merak ediyorum. Erkeklere mi daha çok sarıldılar? Bayan arkadaşlara mı daha çok sarıldılar? Onun cevabını. Evet. Şimdi özellikle tabii ki bayan arkadaşlara daha çok sarıldılar. Gel. Buralara gel. Bunları konuşalım yani. Şimdi ekibimizde olan erkekler biraz çekingen kalıyor. Şimdi bir bayan özellikle gidiyor soruyor. Mesela Seren arkadaşımız. Evet. Sarılmak ister misin diye gidiyor bir bayana soruyor. O bayan ona sarıldığı zaman erkekler ona hücum ediyor. Tekrardan. Bayan sarılınca öteki evet. Erkekler de mi Seren'e sarılıyor? Evet. Evet. Peki beraber hücum ediyor. Ne zaman anlıyorsunuz bittiğini? Yani. Etkinliğin. Hayır yani şimdi sarılma dediğin şeyin bir ritüeli vardır. Önce gözüne kestireceksin. Evet. Kolları bir açacaksın. Bir evet. Geleceksin, bir sarılacaksın. Şimdi bizdeki sarılma Avrupa gibi değil. Avrupa'da böyledir yani. Şöyle yapar biter yani. Evet. Bizde böyle bir sarılırsın. Bir önce bir yoklarsın. Evet. Yokladıktan sonra eğer çok sevdiysen şunu yaparsın. Tabii bu mutlaka olması gereken bir şey. Bunu yaptıktan sonra çok kanın kaynadıysa şöyle bir yaparsın. O lazım. Doğru mu? Doğru. Onu bir arkadan yapmak lazım yani. Hatta düşünün, kendi hayatınızdan düşünün. Bizde sarıldığın zaman bir sevdiğine falan. Baba ne haber, ne yapıyorsun? İyi baba, senden ne haber, ne yapıyorsun? İyi vallahi, ne yapalım? Nasıl gidiyor? İşler nasıl? İyi vallahi, nasıl gitsin ya? Bütün sohbet şurada döner, tam şurada. Şuraya kafayı yasladın mı orada döner yani. Harikaymış ya. Vallahi çok güzel işler. Teşekkür Dur bir ediyorum. İki sorum daha var, onları da sorayım. Başka bir yer deneyecek misiniz? Mesela yılbaşı günü Taksim'de falan denemeyi düşünüyor musunuz? Yok, sadece Dünya Sarılma Günü'nde gerçekleştiriyoruz. Evet. Bir de ilkbaharda, Mayıs ayında gerçekleştiriyoruz. Harika. Vallahi evet. Çok güzel. Ekibinize de size başarılar. İyi niyetli sarılanla kötü niyetli sarılanı sarıldıktan sonra ayırt edebiliyor musun? Tabii ayırt edebiliyoruz. Ayırt edebiliyoruz. Zaten bir insanın niyeti kötüyse gözünden belli oluyor. Tabii bir de ten uyumu diye de bir şey var yani. O da çok önemli bir şey yani. Farklı oluyor mu? Gerçekten o enerji farklı oluyor değil mi? Bir işten sarılanla. Enerji farklı oluyor. Zaten şöyle bir hareket oluyor. Şöyle bir hareket oluyor. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten hani siz orada öyle bir etkinlik gerçekleştirirken insanlar sizin ne demeye çalıştığınızı çoğu zaman anlıyorlar. Hani o yaklaşımı anlıyorlar. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten inanmasam burada sizinle bu sohbeti yapmazdım. Çok doğru bir iş yapıyorsunuz. Çok güzel bir iş. Çok ihtiyacımız olan bir şey. Eli tabii. Ben böyle anlatıyordum. Eli sarılmış sarılmaya. Alışmış sarılmaya. Eli veriyorum, eli kapıyor. Pozitif enerji. Böyle kolu veriyorum, hır diye buradan giriyor falan böyle. Yani, rahat rahat. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Harikasınız. Ekibinize de. Teşekkür ederim. Tabii ki bir dakika. Hemen teşekkürlerini de alayım. Ortağın da orada oturuyor. Onu da göreceğiz. Evet, ortağı buradan da. Buradan sevgili Gökhan Akar'a çok teşekkür ediyoruz. Evet. Zorlu Vogue organizatörlerimizden biridir. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Serena'cığım böyle televizyon programlarında istediğin yerde duramıyorum böyle. Bizde öyle bir şey var. Çok enerji. Serena bayağı geldi. Bu da böyle duruyor. Bu da böyle. Evet. Pardon. Ve şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şimdiye kadar bizimle beraber tüm... Allah, evet. Şimdiye kadar bizimle beraber tüm etkinliklere katılan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. İnsanlar gerçekten bize çok güveniyor. Özellikle anneler, babalar çocuklarını yani gözü kapalı bizim etkinliklerimize gönderiyorlar. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Nisan ayında da
Zombie Walk tekrardan yapacağız. Buradan bilgisini ama vereyim. Ama buradan bir uyarıda da bulunalım. Herhangi bir yerde de elinde pankartla sarıl bana diyen herkese de bunlar güzel bir ekiptir. Ben yine de sarılayım falan gibi hareketler yapmayın. Bu böyle Taksim'de Beyoğlu'nda olunca herhalde keyifli hale geliyor. Evet. Çok teşekkürler. Abi hadi tokalaş da sen de kurtul ben de. Sosyal ağlar üzerinden. Evet, sosyal ağlar üzerinden bu etkinliklerin haberlerini bulabiliyorsunuz. Peki, onları da ilerleyen dakikada altyazı olarak geçeriz, evet, sizinkine. Tamam. Alkışlarla onları tekrar yerlerine uğruyoruz. Teşekkür ediyorum.